SOLIDWORKS 2017 sizlere güçle interconnect yeniliğiyle 3. parti tasarım verileriyle çalışırken esnek ve güçlü yeni iş akışını sunmaktadır. 3D interconnect kullanılan CAD programından bağımsız olarak müşterileriniz veya tedarikçileriniz ile CAD datalarının paylaşımını kolaylaştırır. Ayrıca çeşitli CAD formatlarında oluşturulmuş eski CAD verilerine iyileştirmenize olanak sağlar. 3D interconnect CAD model dönüştürücüsünden çok daha fazlasıdır. Veri dönüştürme sürecini atlayarak CAD datalarını sanki SOLIDWORKS dosyalarıymış gibi açmanızı ve çeşitli tasarım araçlarıyla üzerine çalışmanızı olanak sağlar. SOLIDWORKS alınmış CAD datasının kendi tasarım ortamında yapılan değişikliklerini kolayca anlar. Sanki değişiklikleri SOLIDWORKS'ta yapmışsınız gibi kenar ve yüz kimliklerini korur. 3D interconnect ile farklı formattaki dosyalar geleneksel dosya açma işlemlerinden çok daha hızlı açılır ve ilgili iş akışına ilişkin görevleri de ortadan kaldırır. Şimdi 3D interconnect tarafından desteklenen dosya biçimlerine bir göz atalım. PTC Creo, Autodesk Inventor, Siemens SolidEdge ve Siemens NX desteklenen formatlar arasındadır. Ayrıca SOLIDWORKS Premium kullanıcıları için CATIA V5 ile desteklenmektedir. Bu sunumda 3D Interconnect ile 3. parti CAD verileri üzerinde çalışmanın ne kadar esnek olduğunu gösteren 3 farklı kullanım şekline bir göz atalım. İlk kullanım şekli 3 boyutlu CAD verilerinin tıpkı SOLIDWORKS dosyalarıymış gibi doğrudan montajda kullanılabilmesidir. Ve muhtemelen en yaygın kullanılan yöntem bu olacaktır. Bu örnekte Autodesk Inventor'da tasarlanmış olan batarya montaj dosyasını SOLIDWORKS'a tasarlanmış olan bu kontrol modülü montajına eklememiz gerekiyor. Bu batarya dosyası tedarikçi tarafından tasarlanmış veya eski bir Autodesk Inventor dosyası olabilir. Bu dosyaları SOLIDWORKS'ta kullanmak herhangi bir dosyaya eklemekten farksızdır. Bileşim ekle komutuna bahsedilen formatların kolay erişimi için Feature listesinde olduğunda fark edeceksiniz. Bu örnekte Autodesk Inventor'da montaj dosyasını seçeceğiz. Dosyalar hiçbir çevirici araca gerek kalmadan SOLIDWORKS dosyalarıymış gibi montaja eklenir. Model sadece görsel olarak değil, gerçek CAD datası olarak eklenmiştir. Unsur ağacına bakıldığında ikonlarda çok az bir farklılık olmasına rağmen tüm montaj yapısının korunduğunu görebilirsiniz. Bu ikonlar bileşenin 3. parti bir yazılımı referans sağladığını göstermektedir. Buradaki referans düzlemlerini kullanarak bu montajı herhangi bir SOLIDWORKS dosyası gibi montaj ilişkilendirmesini yapabilirsiniz. Bütün geometri elimizde olduğu için bileşenin herhangi bir yüzeyini ilişkilendirmede kullanabilirsiniz. Şimdi koruma sacımızı Autodesk Inventor'da oluşturmuş olan pil kutusu ile ilişkilendirmesini yaparak konumlandıralım. Artık tasarım konumlandırıldığına göre CAD dosyalarının kendi CAD ortamındaki değişimlerinin 3D interconnect ile nasıl ele alındığına bir göz atalım. Autodesk Inventor'un içinde montaj ve parçalarda birkaç değişiklik yaptık. Gördüğünüz gibi sadece pilin çapı ve boyunu değiştirmedik. Aynı zamanda pil yuvasını da değiştirip daha büyük ölçüde sahip 6 adet pilin yuvada konumlandırılmasını sağladık. Autodesk Inventor olmadan değişiklikleri gerçekleştirmek için elimizdeki mevcut dosyaların üzerine yazarak yenileriyle değiştiriyoruz. SOLIDWORKS'e geri döndüğümüzde ve montajı güncellediğimizde yerel dosyalarda değişikliğin görüldüğü ve montajın üzerinde bir güncelleme ikonu olduğunu fark edeceksiniz. Güncelleme için tek yapmanız gereken montaja sağ tıklayıp modeli güncellemek olacaktır. Montaj dosyası ve alt bileşenler güncellenir. Daha önemlisi montaj ilişkilerinin ve deliklerin tasarımı doğru bir şekilde güncellendiğini fark edeceksiniz. Bu özellik muhtemelen kullanıcıların yararlanmak isteyeceği en yaygın iş akışı olsa da 3D Interconnect 3. parti yazılımına ulaşmak için farklı yolları da bize sunmaktadır. Diğer özelliğe bir göz atalım. Doğrudan bir dosya açarak veya türetilmiş bir parça oluşturarak da 3. parti yazılımları açabilirsiniz. Bu örnekte PTC Creo'da tasarlanmış bir kasnak üzerine çalışıyor olacağız. Kasnağımıza solid ve kamu yuvası gibi kendi unsurlarımızı ekleyeceğiz.
PTC Creo dosyasında yapılan değişikliklerin 3D Interconnect'in nasıl ele aldığını görelim. Bu kez bileşen eklemek yerine doğrudan PTC Creo dosyasını açacağız. Dosyanın sonunda bir rakam olduğunu fark edeceksiniz. Bu rakam bize dosyanın bir revizyonu olduğunu göstermektedir. Şimdi sadece dosyayı açalım. Bu kez üst düzey dosyanın SolidWorks dosyası olduğuna dikkat edin. Bununla birlikte geleneksel alınmış geometri unsuru yerine türetilmiş parça ya da temel parça elde ediyoruz. Bize geometrinin orijinal dosyada referansı olduğunu gösteren ikonlarımız aynı. Bu örnekte kama yolunu ve slotu oluşturmak için tasarım kütüphanesinden birkaç unsuru kasnağın iç yüzeyine ekleyelim. Burada önemli olan konu parçanın üzerinde yüze unsuru sürüklemek ve referans kenarlarını tanıtmaktır. Kasnağı basitçe sürükle ve bırak yaparak daha sonra gerekli ayarlamaları yapmak üzere montajımızı ekleyelim. Bu işlemi yaparken slotun düzgün hizalanmadığını görebilirsiniz. Bu noktada tedarikçinizi aramanız ve CAD dosyasının değiştirmenizi istemeniz gerekebilir. Ancak dosyanız PTC Creo dosyasıysa, değişikliklerin var olan dosya üzerine yazılmasından ziyade ikinci bir versiyon oluşturulmuş dosya olarak sağlanacaktır. SolidWorks'e geri döndüğümüzde ve montajı güncellediğimizde unsur ağacına türetilmiş parçanın üzerinde eskisi gibi bir yenileme simgesini fark edebilirsiniz. Daha önce olduğu gibi sağ tıklayıp modeli güncelleyeceğiz. Bu senaryoda yerel CAD datasında referanslı unsurlarımız var ve daha önceden olduğu gibi hatası olarak güncelleniyorlar. Aynısı montajımız için de geçerli. Bunun anlamı uzun süren import etme ve onarma süreçlerini atlayarak tasarıma odaklanabilirsiniz demektir. Son senaryomuzda orijinal CAD datası ile bağlantısının nasıl koparıldığını ve hibrit bir ortamda nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu çalışma şekli bir montaj bileşenine kendi unsurlarımızı ekleme şeklinde de olabilir ya da belirli bir bileşenle unsur tanımlama gibi daha detaylı bir işlem de olabilir. Bu örnekte başka bir montajı içeriye aktaracağız. Bu sefer dosyamız bir Siemens SolidEdge dosyası olacak. Bu senaryoda dosya internetteki bir tedarikçiden gelmiştir. Ve bu dosya üzerinde kendi tasarım ağaçlarını kullanarak değişiklik yapma imkanınız yoktur. Diğer yandan burada gördüğünüz gibi delik düzgün konumlandırılmamış. Bu örnekte biz kendi koşullarımıza göre deliği taşımak istiyoruz. Bu durumda seçilen parçalar ve montajların orijinal dosya ile bağını koparmak isteyebilirsiniz. Bunun için montaja sağ tıklayıp bağını kopartmanız yeterlidir. Unsur ağacında dosyanın bir kopyasının sanal bileşen olarak oluşturulduğunu görebilirsiniz. Ve isterseniz dosyayı dışarı kaydedebilirsiniz. Eğer montaj dosyasını açarsanız referansların hala orijinal dosyalarda okunduğunu görebilirsiniz. Örneğin bu adaptör plakasında bağlantıyı koparmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi bu bileşenlerde önceki örneklerde kullanılan bileşenler gibidir. Bu bileşenin bağını kopardığınızda bileşenin SolidWorks'ün geleneksel import dosya unsuruna sahip bir bileşen haline döndüğünü göreceksiniz. Parçalarımız artık standart import edilmiş bir SolidWorks dosyası. Bu parçada artık SolidWorks'te doğrudan düzenleme araçlarını kullanarak değişiklikler yapabilirsiniz. Bu örnekte deliği delik sihirbazı ile oluşturulmuş gibi tanımlamak için alma tanımlama özelliğini kullanacağız. Bu deliğin merkezi doğru yerleştirilmemiş. Şimdi delik merkezini doğru yerleştirmek için montaja dönüp çizimi düzenleyelim. Ve delik merkezini tasarımımızda var olan bir delikle eş merkezi olarak ilişkilendirerek konumlandıralım. Bu da SolidWorks 2017'de bize sunulan güçlü 3D interconnect özelliklerinden bir diğeriydi. Burada SolidWorks müşterileri tarafından beğenilecek olan 3 farklı iş yapışı sizlere sunulmuştur. Tabii ki seçenekler bunlarla sınırlı değil. Yani tekrar özetlemek gerekirse 3D interconnect dosya çevrimini ortadan kaldırarak müşterilerinizle ve tedarikçilerinizle daha rahat çalışabileceğiniz imkanlar sunar. Daha da önemlisi, üçüncü parti tasarım araçları tarafından oluşturulmuş 3 boyutlu CAD dosyalarını sezgisel olarak izlenir. Böylece yapılan değişiklikler kolayca ve doğru bir şekilde elde edilir.
Sonuç olarak SOLIDWORKS 2017'de bu yeni teknolojiyi kullanarak üçüncü parti CAD programlarının dosyalarıyla çok daha esnek çalışabilirsiniz.